Enzi bilhamme şeytani cimsin efendim. İnşa sohbette bahçe ve fedi alem esasın. Alem esasın alem esasın ve sizin muhabbet. Alem esasın alem esasın ve alem esasın indir esasın inşallah. Efendim ben Batlı Hoca'nın halifesi. Küçük yaştan beri efendim tasavvufun içinde, ibadetler içinde ibadet ediyorum. Şeyh Adamut Efendi Han. Batlı Hoca'nın halifesi oldum. Gelen Kadir Tergat Halis Rabbani. Benzi cemaat İsmail cemaatin Kıbrıs'ı gelen Kadir'e. Rabbani aşırı ben de cemaat içindeyim. Batlı Hoca'nın halifesiyim inşallah. Şeyh Adamut Efendi Han inşallah. Sohbeti alim esasını alim esasını indirsin. Alim esasını alim esasını indirsin. İşte sohbetten başlıyor efendim. Bir çayımı size bir yudum alayım. Bu da şekeri yok herhalde tarihinde. Karşı değil diyor efendim. Bir yastan bana var. Hemen geri dönüyorum da efendim. Şimdi efendim. Günahlarda uzak durmak istiyorsa efendim. Bu iş ne de başlar? Temelini sağlamak lazım. Hey ibadet için. Ne gibi? Misal vermekte fayda var. Efendim. Namazın 5 vakit namaz kılıyoruz efendim inşallah. Onun bu ibadeti, o ibadetin temeli efendim tahalletlenmede başlay, abdestle devam eder, namazla devam eder. Yani bunların hepsi devam yaptı mı, temiz yaptı mı, sabah namaz da olur. Yani Allah-u Teala helal işimizden yatan işimize bile karşı izin billah. Vallahi karşı billahi karşı bakın. Bu iş böyle. Dedi, helal işinde diyor, sen ne kullanacaksın diyor. İşte yatak işinde arka tarafta yapmayacaksın diyor, bu iş böyle. Bak yine diyorum, helal işinde, tuvalet işinde, sol elini kullanacaksın diyor, temizlikle diyor. Biraz mağfiret, biraz mağsır olsun, af olun, biraz kötü oluyor ama buna doğru, buna yapmak lazım. Yatak işinde de sol arka tarafı kullanmayın, yani şey yapın. Haramdır. Şimdi Hümmet-i Muhammed içinde bunu yapan yok mu var? İstanbul'da da var. Hatta Mekke, Medine, Kabe'de bile vardı ben diyorum. Çünkü Mekke, Medine'de bile yapan vardı. Ve o oluyor da. Kudüs'te bile yapamadı. 300 sene ömür yapanlar vardı. Şimdi bundan günah olduğunu biliyoruz. Bunu yapan bir ortamda yaşayan insan nasıl kalbi temiz olur? Nasıl İslam'ı yaşar? Nasıl Allah'a zikreder? Tam kalbine nasıl Allah-u Teala bağlanır? Bunun neticesini bulmak lazım. Ya, bir Müslüman bir insan Allah için bir insan öldürmeye, insanları öldürsün, terörist olsun diye yaratmadı. İslamiyet'i anlatması için yarattı. Bir padişahın bile insanları öldürme hakkı yoktu. Yoksa Hazreti Ömer hatta Faruk yapardı, Hazreti Osman yapardı, Hazreti Ali Kemal'a yaşayasın, Ebubekir Sıddık yapardı, Muhammed Aleyhisselam yapardı. Bak, bence İnsanları öldürme istiyorsa Hazreti İsa Hazreti Musa'sı yapardı. Onlar da bir nevi dendik liderleriydi. Tabi Hazreti İsa mesela ayakkabısı yoktu, evi yoktu, dağlarda dolaşırdı. Tabi Efendimiz mesela kanlı iki taş bağlardı. Bunda olmuştu. Efendimiz mesela bugüne kadar yaşardı bu rivayeti göre. Tabi saraylarda yaşardı, altında bulurdu. Bütün peygamberler gibi. Diye ula büyük zengin peygamberler gibi efendim. Onun için İslam'a hayat lazımdır. İslam'a yaşantı lazımdır. İbadet ediyoruz. İbadet, 5 vakit namaz kılıyoruz. Öğle namazı olunca birkaç sene sonra oluyordu. Ben kılacağım inşallah nasip ederse. Öğle namazı kılarız, ikindi namazı kılmayız.
İki namaz kılmak ya iki böyle olmayacak. Beş vakit namaz kılmak istiyorsak yemek içmemize de dikkat etmeliyiz. Yemek iç anlattıklarıma da dikkat etmeliyiz afet ofola ve yemek içmeye de dikkat etmeliyiz. İlk usulde de başlıyor. Bir tane haram giyecek bir şey aldım namaz kabul olmaz. Onun için İslam'a hayat lazımdı. Devşane lazımdı. Muhammed'e muhabbet lazımdı. Aşk-ı Rabbül Alemin lazımdı. Allah ve Resul'ü sevmek lazımdı. Hakikat gelmişti İslam'dı inşallah. Hakikat İslam'dı. Bu dava İslamiye boş boşa gelmedi, boş boşa devam etme inşallah. Bu dava İslamiye boş boşuna gelmedi. Allah-u Teala cinneye boş boşa yaratmadı. İnsanları cinnete sokmak için inşallah. İnsanları cinnete sokmak. İslam binli Hristiyanlı Yahudi boş boşa. Hristiyanlı Yahudilik değişti ama efendim İslamiyet'te doğrusu var bir de yanlışı var. Doğrusunu bulup yaşamak lazımdı. Her şey, tabii ki her şeyin iyisi kötüsü var. İslamiyet'in de var. Benim saygım sonsuzdur. İslam'ın da hakikatini bu hakikatle yaşamak lazım efendim. Bu da ihlaslı ibadetle güç. İhlaslı ibadet ede yapa yapa efendim inşallah. Allah-u Teala hakikati gösterecektir. Bakın, tavaf etme gerek yok laf. Maalesef ki hakikati bilmeyen insan, hakikati bilmeyen, hakikati bilen arasında savaş çıkıyor. Fitne çıkıyor. Bu da bir devlet arasında savaş çıkıyor. Bu da devletimizi, milletimizi, vatanımız Aliye Türkiye'mizi geydim bakıyor. Bu ne oluyor yani? İslam'ı hayatı bütünüyle yaşayıp yaşamak nasıl oldu? İslam hayatı bütünüyle nasıl yaşayabilir? Ha, ben beş vakit namaz kılayım, zikir çekeyim, Kur'an-ı Kerim okuyayım, ibadet edeyim ama hızlı da yerim. Bu içkiyi de içeyim, bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Bu dikkat etmek. Hem haramlardan kaçacaksın, büyük haramlardan, küçük haramlardan efendim, hem de ibadet edeceksin inşallah. Zikir ehli olacaksın inşallah. Kur'an, sünnet, ayet, hadis ehli olacaksın inşallah. Davaya katılacağız inşallah. Tek bu iş, oturdun mu senden gitmiyor bu İslam'da. Ha, camilerde efendim, hocalar beş vakit namaz kıldırsın, öğlen ikindi, akşam yastı. Bir de cuma hutbesi yapsınlar. Bir de sohbet versin. Bunlardan iş bitmiyor. Hocalık böyle olmaması lazım. Maaşını demine koysun böyle diyor hocalık. Bunu bir de oradan halkı İslamiyet'e yapıştırmak lazım. Bir sene ben namaz başlattım, bunu yapmak lazım inşallah. Namaz kıldırıyor mu bir insanı? Bir insanı oruç tutuyor mu? Bir insanı zekat veriyor mu? Bir insanı hacca götürüyor mu? Onu yaptırmak lazım işte, sana sünnete uyduyor mu? Bir vakit namazı kıldırıyor mu? Bir Almanlı Müslüman yaptım, Almanya'da yaşıyor, bir Almanlı Müslüman yaptık, bir Yahudi Hristiyan Müslüman yaptık, bir Yahudi Müslüman yaptık, bunu düşünmek lazım. İnşallah İslam'a hayat lazımdı. Çözümlemeyi iyi yapmalı. Vesselam, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.